Bu dersimizin konusu kavramsallaştırma ve işletimselleştirme. Yani araştırma yapacağımız kavramları açık, seçik ve net bir şekilde tanımlama, daha sonra da ölçülebilir tanımlarını, doğada gözlenebilir tanımlarını yapma. Bu o derste bu iki kavramı, yani kavramsallaştırma ve işletimselleştirme kavramlarını açıklayacağız. Ve bu kavramlardan gerçek araştırmalara dayalı örnekler vererek nasıl yararlanıldığını göreceğiz. Önce kavram tanımını görelim. Kavram bir dizi gözlem, duygu ve düşünceyi özetleyen bir zihinsel imge anlamına kullanılıyor. Yani belirli bir şeyi, olguyu adlandırmak için kullandığımız bir kavram, aslında o kavramla ilgili olarak o zamana kadar biriktirdiğimiz bir dizi gözlem, duygu ve düşünceyi özetliyor. Yani örneğin siz yardımsever diye bir kişiyi nitelendirdiğinizde birçok kişinin zihninde bir yardımsever kişinin sahip olduğu özellikler canlanıyor. Artık bu özellikler nelerse, işte yaşlılara yardım etmesi, yardımseverlikle ilgili toplantılara katılması, yardımseverlik adına yapılan etkinliklerde herhangi bir ücret almadan konuşma yapması gibi birçok özellik. Dolayısıyla bizim yardımsever kavramıyla özetlediğimiz bu farklı gözlemlerin, duyguların, düşüncelerin bir özeti. Ama bu kavram, yani yardımsever kavramı kişiden kişiye kuşkusuz değişebilir. Örneğin bir kişi yardımseverlik tanımı içerisinde ille de yardımsever diye adlandıracağımız kişinin bu tür etkinliklerde ücret almadan konuşmasını, bunun zaten onun doğal görevi olduğunu söyleyebilir. Bu bir yaklaşım. Bir başkası yardımseverlik söz konusu olduğunda sadece belirli gelir grubundaki ya da belirli özelliğe sahip insanlara yardımcı olunmasını da benimsemeyebilir. O açıdan bakıldığında kavramları günlük kullanımda gevşek kullanıyoruz ama bu bizim günlük kullanımda anlaşmamıza engel değil. Yani yardımsever dediğimizde kaba taslak herkesin o zamana kadar biriktirdiği gözlem, duygu ve düşünceler %100 örtüşmese de önemli ölçüde örtüşüyor. Dolayısıyla da biz yardımsever birinden bahsettiğimizde çok muhtemelen diğer kişilerde o kişinin sahip olduğu özellikler dolayısıyla yardımsever olduğu kanısındalar. Ama %100 uyuşmuyor. İşte bu anlaşmayı biz kullandığımız sözlüklerde görüyoruz. Yani sözlükleri bu açıdan ortak üzerinde anlaşma sağlanmış sözcüklerin bir listesi olarak görmek mümkün. Fakat bilim dilinde kavramları daha spesifik tanımlamak zorundayız. Yani yardımsever kavramıyla tam olarak ne anlatmak istediğimizi tanımlamak zorundayız. Daha önceki derslerde gördüğümüz örneğin kapkaç teriminin tam olarak ne anlama geldiğini, ölümlü yaralamalı mı, belirli kişilere yönelik bir eylem mi vesaire olduğunu tanımlamamız gerekiyor. İşte bu tanımı ancak yaparsak o zaman biz tam olarak ne incelediğimizi karşımızdaki kişilere anlatabiliriz. Bunun tanımının, yani kavramsal tanımının yapılması ayrı. Öte yandan kavramsal tanımı yapılan şeyin işletimsel tanımının yapılması ayrı bir olay. Daha önceki örneklerden birinde görmüşsünüzdür. Akademik başarı iki şeye bağlıdır diye kavramsallaştırılmıştı.
akademik yetenek ve sosyoekonomik statü. Burada o zaman ilk aşama bu kavramların tanımının yapılması, ikinci aşama ise akademik başarıyı gözleyebilmek için biz akademik başarının bağımlı olduğu nedenleri nasıl tanımlıyoruz? Yani sahaya çıkıp kişilerin akademik başarısında etki eden etmenlerden sosyoekonomik statüyü ve akademik yeteneği nasıl gözleriz? İşletimsel tanım dediğimiz zaman örneğin sosyoekonomik statünün işletimsel tanımını yapıyorsak işte ne kadar para kazanıyorsunuz ayda, şu anda hangi meslektesiniz, hangi görevi yapıyorsunuz gibi bir işletimsel tanım ekliyoruz ona ki bir kişiyle konuştuğunuzda onun sosyoekonomik statüsünün ne olduğunu daha sonra yapılacak ölçümlerde ölçülebilir bir şekilde ortaya çıkarabilelim. Biraz önce verdiğimiz yardımsever örneğinde olduğu gibi, örneğin ön yargılı dediğimiz zaman biz kısa yoldan bu belirli özelliklere sahip olan insanları tanımlamak için bir kavram, bir terim kullanmış oluyoruz. O açıdan bakıldığında da bu kavramları beynimizdeki düşünceleri sakladığımız bir takım çekmecelere benzetebiliriz. Örneğin işte bana ön yargılı bir kişiyi tanıttığınızda ben hemen beynimdeki ya da bir kişinin ön yargılı olduğunu söylediğinizde bana hemen beynimdeki çekmeceyi açıyorum. Ön yargılı diye tanımlanmış olan kişilerin özelliklerinin neler olduğunu gözden geçiriyorum. Dolayısıyla demin de dediğimiz gibi herkesin çekmecesinde ön yargı ile ilgili olarak biriktirilmiş gözlem, duygu ve düşünceler farklı olabilir. Ama o çekmecelerde biriktirilenlere dayanarak biz günlük dilde iletişimimizi sağlıyoruz. Bu ön yargıyla ya da yardımseverlik kavramıyla bu terimler üzerinde anlaşmaya varılmasıyla biz kavramsallaştırma sürecini anlatmış oluyoruz aslında. Ve bunun sonucunda oluşan terimlere de örneğin yardımsever, önyargılı, şefkatli, demokrat, çevreci vesaire gibi terimler de kavram diyoruz. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında da günlük yaşamda kullandığımız sözcükler toplum olarak üzerinde anlaştığımız terimlerin resmi bir listesi. Kuşkusuz bu liste değişik toplumlarda, değişik şekillerde zenginleşebilir. Bazı sözcükler kullanımı değişebilir, bazı yeni sözcükler eklenebilir vesaire. Peki kavramlarla gerçeklik arasında nasıl bir ilişki söz konusu? Biraz önceki slaytta da gördüğünüz gibi aslında kavramlar bizim biriktirdiğimiz bir takım zihni görüntüler. Örneğin ön yargılı dediğimizde o zamana kadar gördüğümüz ön yargılı kişilerin sahip olduğu bir özet tanım var beynimizdeki çekmecelerde. Ve bu gözlem, duygu ve düşünceler birbirine ilişkilendirilmiş durumda. Ancak burada bizim ön yargılı diye nitelendirdiğimiz kişilerle ilgili olarak yaptığımız gözlemler, biriktirdiğimiz görüntüler, zihni görüntüler gerçek ama örneğin ön yargı terimi ya da yardımsever kavramı gerçek değil. O sadece bir uzlaşma. Yani önyargılı kişilerin sergiledikleri davranışlar ortada, gözlenebilir ve biriktirilebilir durumda ama kavramın kendisi gerçek değil. Dolayısıyla kavramlarla gerçeklik arasında böyle bir ilişki var. Kavramsallaştırma o zaman bir terim kullanıldığında, bir kavram kullanıldığında ne demek istendiğinin tanımlanması süreci. Birazdan örneklerde göreceğimiz gibi özellikle toplumsal bilimlerde bu kavramları o kadar kolayca kavramsallaştırmak mümkün olmayabiliyor.
Daha önce gördüğümüz tümden gelin ve tüme varım yaklaşımlarında kavramsallaştırma farklı bir süreç izliyor. Tümden gelin kuramında kavramsallaştırma soyut bir kuramın belirli parçalarını spesifik değişkenlerle sınanabilir denencelere dönüştürmeye yardımcı oluyor. Yani örneğin demokrasi kavramını, örneğin ön yargı kavramını, örneğin suç kavramını biz soyut olarak ele alıp bunu nasıl gerçek dünyada ölçülebilir, gözlenebilir hale getirebiliriz, doğruluğunu yanlışlığını sınayabiliriz biçimine sokmamız gerekiyor. Öte yandan tüme varım kuramında ise kavramsallaştırma tek tek tekil gözlemlerden hareket ederek o gözlemlerden bir anlam çıkarmaya çalışıyoruz. Yani insanlar üzerinde gözlediğimiz örneğin yardım etme gibi, şefkatli olma gibi, nefret gibi vesaire bir takım özelliklere daha sonradan bir ad koyuyoruz. Onu bir kavramla adlandırıyoruz. Dolayısıyla da bu sürecin tümden gelin ve tüme varım yaklaşımlarındaki farkını gösteriyor o açıdan bakıldığında. Kavramsallaştırma dediğimiz zaman aslına bakılırsa birkaç çeşit kavramsal tanımdan söz ediyoruz. Birincisi gerçek tanım. Yani belli bir varlığın, nesnenin her neyse özelliklerinin belirlenmesi. Tabii bu iyi güzel ama bilimsel araştırma için yeterli değil. Yani siz bir kavramın birçok özelliğini saptamış olabilirsiniz. Fakat bu özelliklerin her birini bilimsel anlamda daha sonra incelemek, gözlemek mümkün olmayabilir. İsmen tanım, nominal tanım ise bir terime verilen anlamların tanımlanması. Sözlüklere baktığınız zaman, örneğin Türkçe sözlüğe gittiğinizde diyelim ki yardımsever ya da ön yargı gibi bir kavramında onun isim olarak, sıfat olarak farklı anlamlarının neler olduğu verilecektir. Ve bir araştırmacı açısından eğer farklı anlamlar söz konusuysa araştırmacının tam olarak hangi bileşeni ya da bileşenleri üzerinde araştırmasını şekillendirdiğini tanımlaması tam da bizim sözünü ettiğimiz kavramsallaştırma sürecini anlatıyor. Bir diğer tanım ise işletimsel tanım. Yani kavramsal olarak ismen tanımlanan bir kavramın gerçek toplumda, insanlar üzerinde, denekler üzerinde nasıl ölçülebileceğine yardımcı olacak bir tanımının gerçekleştirilmesi. O açıdan bakıldığında da deminki verdiğimiz örnekte de olduğu gibi örneğin bir kişinin ekonomik statüsünü son 12 aydaki gelir ortalamasına ya da en son bitirdiği okula bakarak tanımlayabilirsiniz. Yani bir başka deyişle kişinin sahip olduğu gelir ve eğitim düzeyi onun ekonomik statüsünü tanımlamak için kullanılabilir. Ama herkes bu işletimsel tanımla aynı düşünecek diye bir şey yok. Bir başkası bir başka araştırmada kalkıp ekonomik statüyü sizin gibi tanımlamayabilir. Örneğin bunu sadece gelir ve eğitimle ilişkilendirmek yerine başka değişkenlerle de ilişkilendirebilir. Örneğin o kişinin ne kadar dışa dönük olduğuyla ya da ne tür bir semtte yaşadığıyla, hangi tür insanlarla ilişki kurduğuyla ilişkilendirebilir pekala. Dolayısıyla bizim bu aşamada bilimsel araştırma sürecinde kavramsallaştırma ve işletimselleştirme aşamalarından beklentimiz bu süreci izledikten sonra neyi çalışıyorsak o çalıştığımız şeyi ölçebilmek. Ölçme konusu bir sonraki dersin konusu. Bu derste daha çok bu kavramların kavramsallaştırma süreci, işletimselleştirme süreci üzerinde duracağız. Biraz önce dedik ki sözlükler bize belirli bir kavramın değişik anlamlarını da verir. Burada
tabii ki belirli bir kavramla ilgili değişik göstergeler, boyutlar söz konusu. Örneğin şefkat kavramı tek boyutlu bir kavram değil. Şefkat dediğimizde bunun içerisine insanlara karşı şefkatli olmak, hayvanlara karşı şefkatli olmak, yaşlılara karşı şefkatli olmak, duygusal açıdan şefkatli olmak gibi birçok farklı boyut girebilir. Dolayısıyla da örneğin kadınlar erkeklerden daha mı şefkatlidirler sorusunu yanıtlamak için yapılacak bir araştırmada şefkatin hangi boyutlarından bahsedileceğini, hangi boyutlarının ölçüleceğini de tanımlamak lazım. Yani bu boyutlardan kasıt, örneğin herkes belki kendisini çok şefkatli olarak görüyordur ama birine yardım eli uzatmak söz konusu olduğunda bu sadece sizin şefkatli olmanızla ilgili değil, aynı zamanda o şefkati göstermenizle de ilgili bir olay. Nitekim sosyal bilimlerde bunlarla ilgili çok araştırmalar yapılmıştır. İnsanların yardımseverlikleriyle ilgili diyelim ki bir takım senaryolarla acaba yolda yardım isteyen bir kişiye kimler yardımcı oluyor, olmuyor biçiminde bunlardan da bir takım sonuçlar çıkarılmıştır. O açıdan da bizim şefkatin örneğin göstergelerinin neler olduğunu önce bir listelememiz lazım. Dolayısıyla da kavramsallaştırma sürecinde üzerinde araştırma yapacağımız kavramın hem değişik boyutlarını tanımlıyoruz. Örneğin şefkatin eylem boyutu, duygu boyutu vesaire ya da yöneltilen canlı türü boyutu gibi. Hem de o boyutu nasıl, hangi göstergelerle saptayabiliriz bunu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla da burada aslına bakılırsa şefkat ya da şefkatli tanımının, kavramının içerdiği tanımları, yani biraz önce beynimizdeki küçük çekmeceler dediğimiz tanımlardaki, örneğin şefkatli dediğimiz kişilerin sahip olduğu 20 özelliği bir araya getiriyoruz. İşte duygusal olması, Türk filmi izlediğinde acıklı bir Türk filmi ağlaması, ne bileyim yolda gördüğü bir yaşlıyı karşıdan karşıya geçirmesi, yuvasından düşmüş bir kuşu alıp tekrar kuş yavrusunu yuvasına koyması gibi. Her neyse, bu göstergelere baktığımız zaman diyelim ki 20 tane gösterge varsa, aslına bakılırsa o göstergelerin birbirinin yerine geçebilir olduğunu da kabul ediyoruz. Yani örneğin siz 20 göstergeden 10 ya da daha fazlasına sahip olan bir kişiyi şefkatli olarak nitelendirme yoluna gidiyorsanız, o 10 göstergenin ne olduğu kişiden kişiye belki değişebilir. Ama minimum gerekleri yerine getirdiği için hangi 10 göstergeye sahip olursa olsun biz genel olarak o kişiye şefkatli damgasını belki yapıştırıyoruz. Fakat bilimsel araştırma söz konusu olduğunda daha spesifik olarak, örneğin siz şefkatin eylem boyutuyla ilgileniyorsanız, o zaman belki de bu göstergelerden sadece şefkatin eylem boyutunu gözlemeye yönelik bir işletimsel tanım yapmanız gerekecektir. O açıdan gördüğünüz gibi kavramsallaştırma ve işletimselleştirme aslında birbirini izleyen süreçler. Dolayısıyla bir kez nominal tanım yapıldıktan sonra, bir kez bu kavramla ilgili bütün göstergeler ortaya çıkarıldıktan sonra sizin araştırmanız için bu göstergelerden minimum hangilerinin olması gerektiğini bir bakıma işletimsel tanımda vermiş oluyorsunuz. İşte şimdi bu işletimsel tanımın ne tür özellikleri var? Bunlar üzerinde bir miktar duracağız. İkisinin birbiriyle çok yakından ilişkili olduğunu söylemiştik. Kavramsallaştırma, soyut kavramların daha inceltilmesi ve tanımlanması anlamına geliyor. İşletimselleştirme ise gerçek dünyada o kavramları temsil eden ampirik gözlemlerin yapılmasıyla sonuçlanacak spesifik araştırma süreçlerinin geliştirilmesiyle ilgili. Nitekim biraz önce şefkatin eylem boyutundan vesaire söz ettiğimizde kastettiğimiz şey buydu. Eğer şefkatin eylem boyutuyla ilgili bir araştırma yapılacaksa, örneğin yardım
ihtiyacı olan bir kişiye yardım etmek, şefkat göstermek, hayvanlara karşı şefkat göstermek, belirli bir şefkatle ilgili durum söz konusu olduğunda ona el koymak, bu prosedürlerde belki de yer alacak bir takım göstergeler olarak düşünülmek durumunda. Burada işletimselleştirme sırasında araştırmacının önünde bir takım seçenekler var. Yani bir kavramla ilgili gerçek dünyada gözlem yapacaksanız kuşkusuz o gözlem yapacağınız kavramla ilgili olarak bir range, bir varyasyon olması lazım. Yani örneğin siz gelir düzeyiyle akademik başarı arasındaki bir ilişki üzerine konuşacaksanız araştırmanızda, o zaman gelir düzeyini ölçtüğünüz kitlenin belirli bir değişkenliği olması lazım. Aksi takdirde araştırmanızı yapamazsınız. Yani sizin üzerinde çalıştığınız grubun gelir düzeyi birbirine benziyorsa bundan çıkacak çok fazla bir sonuç olmayabilir. Onun için de bir değişim aralığı olmalı. Yani gelir düzeyi yüksek olanlar da olacak, çok yüksek olanlar da olacak, düşük olanlar da olacak, orta düzeyde olanlar da olacak. Eğer gelir düzeyi ile akademik başarı arasındaki ilişkiyi görmek istiyorsak. Dolayısıyla bu değişim aralığını görmemiz lazım. Aynı şekilde uçlar arasındaki değişimlere de bakmamız lazım. Yani örneğin gelir düzeyi dendiği zaman belirli bir gelir söz konusu kuşkusuz diyelim ki siz onları sınıfladınız işte 500 ile 1000 lira arasında kazananlar, 1000 ile 2000, 2000 ile 3000, 3000 ile 5000 falan. Bir yerden sonra bu uçlar arasındaki değişimleri belki çok fazla izlemeyeceksiniz. Yani örneğin diyelim ki yeme içme için harcanan giderlerin bir kişinin geliri içindeki payı nedir diye baktığınız zaman kişi ne kadar zengin olursa olsun bir yerden sonra yeme içme için belirli bir şeyden fazla pay ayıramaz. Yani ne kadar yiyeceksiniz ki ne kadar zengin olursanız olun. Dolayısıyla bir yerden sonra belki bu uçlar arasındaki değişimleri ölçmek söz konusu olduğunda diyebilirsiniz ki işte 10 bin ve daha fazla kazanan kişiler diye buradaki değişimi de bir bakıma sınırlandırmış olursunuz. Bir diğer nokta bu seçenek işletimselleştirme seçenekleriyle ilgili olarak kavramın hangi boyutunu işletimselleştirmeye çalıştığınız. Biraz önceki şefkatle ilgili örnekte gördüğümüz gibi yani bunun duygu boyutu mu, eylem boyutu mu, bunun gibi. Dolayısıyla da hangi boyutu işletimselleştirmeye çalışıyorsanız onunla ilgili seçenekler üzerinde odaklaşmanız gerekiyor. Bu slaytta kavramsallaştırma ve işletimselleştirme arasındaki yapıyı da kolayca görebilirsiniz. Bu aynı zamanda bize bağımlı ve bağımsız arasında değişken arasındaki ilişkileri de gösteriyor gördüğünüz gibi. Aslına bakılırsa bağımlı ve bağımsız değişken arasında daha önceki denemelerde gördüğümüz gibi bir ilişki kuruyorsunuz. Örneğin demokrasi maddi refahı artırır vesaire gibi. Doğru mu yanlış mı henüz bilmediğimiz, en azından araştırmanın başında bilmediğimiz bir ilişkiden söz ediyoruz. O zaman araştırmacının burada soyut olan demokrasi kavramının bir tanımlaması gerekiyor. Nedir demokrasi? Yani serbest seçimlerin yapılması mı bilmem ne, birçok şeyi düşünebilirsiniz. Bu tanımlamayı yaptıktan sonra da demokrasi rejiminin değişik göstergelerine vesaire işletimsel olarak tanımlaması gerekiyor. Aynı şekilde bağımlı değişken tarafında da maddi refah da çok somut bir yapı değil. Nedir tam olarak maddi refahtan bahsettiğimiz şey? Bankada şu kadar miktarda parası olması mı? Altında arabası, şusu busu olması mı? Başka şeyler mi? Gönlünün zengin olması mı? Her neyse. Dolayısıyla bunun da kavramsallaştırılması gerekiyor. Maddi refah dediğimiz zaman ne kastediyoruz? Ve aynı şekilde gözlenebilecek biçimde işletimsel tanımının yapılması gerekiyor.
Bir ülkedeki maddi refahtan bahsediyorsak, örneğin bu kişi başına düşen milli gelir midir? Mevsimsel değişikliklerden arındırıldıktan sonra vesaire, bunların tanımlanması lazım. En sağda gördüğünüz ve daha önce tümden gelin ve tüme varım yaklaşımlarında da özetlediğimiz, gördüğünüz gibi demokrasi ve maddi refah arasındaki ilişki son derece kuramsal düzeyde önce kuruluyor bu hipotetik olarak. Arkasından kavramları işletimsel düzeyde tanımlıyoruz, kavramsallaştırıyoruz ve işletimselleştiriyoruz ve daha sonra da ölçüm yapıyoruz. Ölçüm bir sonraki haftanın, bir sonraki dersimizin konusu.